Çek senet işlemleri nasıl yapılır? Diana sayfası üzerinde arama alanına veya Dialogos üzerine geldiğimizde arama alanına çek senet yazarak çek senet bordro listesi ekranını görüntüleriz. Çek senet bordro listesi ekranında aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile yeni bir çek senet tanımlaması gerçekleştirebiliriz. Devir satırı altında bulunan tanımlamalar ile Diya'yı kullanmaya başladığımız tarihte elimizde mevcut olan müşteri çek senedini veya kendi çek senedimizi bir kereye mahsus olacak şekilde manuel tanımlayabiliriz. Dönem sonunda devir işlemleri sistem tarafından yeni döneme devrolacaktır. Çek veya senet giriş ekranları ile müşteriden ya da satıcıdan aldığımız çek veya senedi sistemde tanımladığımız fiş türüdür. Çek veya senet çıkış ekranları ile kayıtlı bulunan çek senet üzerindeki çıkış işlemlerini gerçekleştirdiğimiz fiş türleridir. Çek senet çıkışını cari hesaba, banka tahsil, banka teminata istinaden düzenleyebiliriz. Müşteri çeki, müşteri senedi ile müşteriye iade, portföyden tahsil, bankadan tahsil, müşteride karşılıksız, bankada karşılıksız, müşteriden portföyde iade, bankadan portföyde iade, müşteriden karşılıksız iade, cirodan tahsil, tahsil edilemiyor, şube transfer fişleri olarak düzenlememiz mümkündür. Kendi çekimiz, kendi senedimiz üzerinde bulunan müşteride tahsil, müşteriden iade işlemlerini sağlayabileceğimiz fiş türleri bulunmaktadır. Örnek olarak çek giriş kaydı düzenleyelim. Bordro numarası sistemden sıralı olarak gelmektedir. İstersek kod alanında değişiklik sağlayabiliriz. Çeki aldığımız tarihi seçerek eğer önemli ise saat bilgisini ekleriz. Firmamız şube bazlı faaliyet gösteriyor ise şube alanından ilgili şube seçimini gerçekleştiririz. Diğer alanında bulunan özel kod tanımlamaları ile çek girişlerine ait gruplamalar oluşturarak özel kod tanımlaması sağlayabiliriz. Yetki kodu tanımlamaları ile sistemde bulunan kullanıcılar açısından kısıtlama sağlayabiliriz. Satış elemanı bazlı faaliyet gösteriyor isek oluşturduğumuz kayda istinaden bir satış elemanı tanımlaması sağlayabiliriz. Raporlarda kullanılacak olan raporlama dövizini belirleyebiliriz. Seçeceğimiz döviz türüne göre kur bilgisi sistemden gelmektedir. Cari hesap alanından çek girişi yapacağımız cariyi seçeriz. F1 ile liste ekranını görüntüleyerek seçme işlemini gerçekleştiririz. Muhasebeleşme belge türü alanından e-defter gönderimi belge türünü seçeriz. E-defter uygulama kılavuzunda 7 tür evrak yer almaktadır. İlk 7 belge tipinin dışında muhasebe kaydını esas teşkil eden belgeler için diğer belge tipini seçerek bu belgenin ne olduğuna dair bir açıklama bilgisi ekleriz. Kalemler alanına geldiğimizde yeni bir çek girişi yaptığımızdan dolayı durum bilgisi yeni olarak gelecektir. Seri numarası alanından çek üzerinde bulunan seri numarası bilgisini ekleriz. Ve çek üzerinde bulunan vade tarihini ekleriz. Borçlu bilgisi seçmiş olduğumuz cariye istinaden gelmektedir. Fakat çek başkasına cirolanmış ve ilgili müşteriden bize gelmiş ise borçlu alanındaki bilgiyi silerek çek sahibinin ismini yazarız. Çek ile ilgili takas işlemlerinin yapıldığı muhabir şube bilgisini ekleriz. Çek girişine ait çekin üzerinde bulunan tutar bilgisini ekleriz. Döviz alanında farklı bir döviz türünde çek girişi yapıyor isek ilgili döviz bilgisini seçebiliriz. Seçmiş olduğumuz kur bilgisine göre döviz kuru sistem tarafından gelecektir. Toplam tutar kolonunda ana para birimi karşılığını görüntüleyebiliriz. Banka adı alanından F1 ile liste ekranını görüntüleyerek çekin üzerinde bulunan banka bilgisini seçeriz. İlgili hesap numarası ve IBAN bilgilerini ekleriz. Satırda bir açıklama eklemek istiyorsak açıklama alanından kaleme dair açıklama bilgisi ekleyebiliriz. Çek cirolu ise evet, ciro değil ise hayır olarak belirlemeler sağlayabiliriz. Satırda bulunmayan kolonlar için kolon başlığı kenarında bulunan seçeneklerden diğer alanları da eklememiz mümkündür. Birden fazla sıralı çek girişi sağlıyor isek aşağıdaki panelden diğer çek senet çoğalt seçeneği ile diğer çeklerin girişini de sağlayabiliriz. Parametrelerden kaç adet daha çek girişi yapacağımızı,
ayın hangi tarihinde vadeleri olduğunu ve çeklerin aralarında ne kadar gün bulunduğunu eklememiz gerekmektedir. Ardından oluştur dediğimizde 3 adet daha çek girişi sistem tarafından oluşturulacaktır. Belirlemiş olduğumuz parametreye istinaden çek girişlerin arasında 14 gün bulunacaktır. Çek tanımlamasını aşağıdaki panelden kaydet seçeneği ile kaydederiz. Eklemiş olduğumuz çek kaydı liste ekranında yer alacaktır. Bir başka örnek olarak senet çıkış işlemi yapalım. Aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile senet çıkış işlemini cari hesabı istinaden düzenleyelim. Bordro numarası sistemden sıralı olarak gelecektir. Eğer istersek bordro numarası üzerinde değişiklik sağlayabiliriz. Tarih alanından işlemi gerçekleştirdiğimiz tarihi seçmemiz gerekmektedir. Eğer önemliyse saat bilgisini ekleriz. Firmamız şube bazlı çalışıyor ise şube alanından ilgili şube seçimini sağlarız. Diğer alanında bulunan özel kod tanımlamaları ile raporlarda ayrıştırma kolaylığı sağlayabiliriz. Yetki kodu tanımlamaları ile sistemde bulunan kullanıcılar arasında bir sınırlandırma sağlayabiliriz. Satış elemanı bazlı faaliyet gösteriyor isek işlemi gerçekleştiren satış elemanını seçebiliriz. Raporlarda farklı bir döviz türü kullanmak istiyorsak ilgili döviz türünü seçebiliriz. Cari kodu alanından cari kart listesi ekranını görüntüleriz. Senet çıkışı yapılacak cari bilgisini seçeriz. Eğer daha öncesinde sistemde kayıtlı bir senet üzerinde çıkış işlemi sağlıyorsak aşağıdaki panelden çek senet aktar seçeneği ile tanımlaması bulunan müşteri senedini klavyemizden boşluk tuşu ile seçeriz ve aşağıdaki panelden aktar deriz. Veya çek senet çıkış ekranındayken yeni bir çek senet tanımlaması yaparak çıkış işlemi sağlayabiliriz. Aşağıdaki panelden yeni çek senet ekle seçeneği ile yeni bir çek senet tanımlaması gerçekleştirmemiz gerekecektir. Veya birden fazla senet üzerinde çıkış işlemi sağlayacaksak diğer çek senet çoğalt seçeneği ile çıkışını yapacak olduğumuz senetlere sistem tarafından otomatik olarak tanımlanmasını sağlayabiliriz. Tanımlamaları gerçekleştirdikten sonra aşağıdaki panelden kaydet seçeneği ile işlemimizi tamamlarız. İlgili çek ve senetlerin takibi için yeni bir sekme açarak arama alanına geldiğimizde çek senet listesi ekranını görüntüleriz. Liste ekranında bordroda tanımlamış olduğumuz tüm çek senet bilgileri yer alacaktır. Listede bulunan çek senetler için aşağıdaki panelden diğer seçeneği ile çek senet hareketlerinde inceleme sağlayabiliriz. Diğer takvim entegrasyonu ile ilgili çek senet üzerinde takvim entegrasyonu oluşturabiliriz. Kayıt tarihçesi seçeneği ile çek üzerinde bulunan hareketleri inceleyebiliriz. Ek dosyalar ile çeke ait bir dosya bulunuyor ise inceleme sağlayabiliriz. Yazdır seçeneği ile listeyi yazdırabilir veya dosya gönder seçeneği ile dosyayı dışarıya aktarabiliriz. Çek senet ile raporlarda inceleme sağlayabiliriz. Listede bulunan bir çek üzerinde hareket takibi yapabilmek için çek üzerine gelerek klavyemizden boşluk tuşu ile işaretlediğimizde aşağıdaki işlem seçeneğinden ilgili durumdaki çek için ciro edildi, tahsile verildi, teminata verildi, iade edildi, tahsil edildi, ödendi, tahsil edildi, ödendi kasadan karşılığı yok, şube transferi olarak işlemler gerçekleştirebileceğimizi görüntüleyebiliriz. Örnek olarak tahsile verildi seçmemiz durumunda aşağıdaki panelden olarak işaretle dediğimizde sistem tarafından banka tahsil fişi açılacaktır. Çek üzerindeki bilgiler kalem alanına gelecektir. Banka hesabı alanından tahsile vermiş olduğumuz banka bilgisini ekleriz. İlgili banka seçimini liste ekranından gerçekleştiririz. Ve ardından kaydet seçeneği ile çek üzerindeki tahsile verildiği işlemini tamamlarız. Yapmış olduğumuz işlem çek senet listesi ekranında durumu tahsile verildi olarak görüntülenecektir. Banka bilgisinin kolondan takibini sağlayabiliriz.